Döneceğim kavşağı unuttum ya. Yıllardır yaşadığım şehirde döndüğüm kavşağı unuttum. Bakalım bugün neler yapacağız. Yandan buraya bakalım. Doğru çıkıyor muyum, beni netliyor muyum diye. Hadi bakalım önce bir arabayı çalıştıralım, biraz ısınsın araba. Bu arada da... Her yer buz tutmuş. Çok soğuk. Özlem de genelde hep böyle kar seviyorum der ama... Ama sonra hep üşüyorum diye de isyan eder. Sürekli üşüyor. Hiç ısınamıyor. Bana göre çok erken bir saat. Saat 9. Şundan dolayı aslında bana göre biraz erken. İşte 10-11 gibi uyanıp, 12-1 gibi işe gidip... akşam da 10-11 gibi eve gelen bireyleriz. Normalde hani şu pandemi yasakları olmasa... Hoş benim iznim varmış artık. Ben de onu sonradan öğrendim. 2 ay evde yattım. 2 ay sonra benim imalathane olduğu için, ney yapımı ve imalatı olarak gözüktüğü için ruhsatım, pandemi yasaklarının 9 sonrasını ve cumartesi pazar yasaklarının bizi kapsamadığını öğrendim. Ama bunu öğrenmem çok geç oldu. O arada da çok iş kaçırdım. Bakalım, bekliyoruz. Araba ısınsın diye. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İlk önce bir börek alacağız. Çok sevdiğim bir arkadaşımın dükkanına gidiyoruz. O da bir iki işimiz var. Ondan sonra atölyeye geçeceğiz. O değil, ben bu aralar video çekemiyorum ya. Ciddi anlamda video çekmeyi unutmuşum. Şimdi börek aldım. Börekçiye girdim, börek alırken video çekecektim. Hatta onları da soracaktım. Kamera elimde kalmış. Çıktığımda aklıma geldim ama... Adapazarı'nda, Sakarya'da olan, merkezde olan ya da bu tarafa yolu düşen herkese... Cidden buradan börek almasını tavsiye ediyorum. Kavurmalı, kaşarlı, pastırmalı... Birçok çeşit su böreği var. Şöyle göstereyim. Burası Sarıyer Börekçisi diye geçiyor. Buradan börek almayı unutmayın. Döneceğim kavşağı unuttum ya. Yıllardır yaşadığım şehirde döndüğüm kavşağı unuttum. Oo, amca. Böyle yola atlarsan ne oluyor biliyor musun amca? Bastondan 2 tane daha kullanmaya başlıyorsun sonra. Terfi ediyorsun öyle. Tek bastonlu değil, 2 bastonlu hayatı geçiş yapmış. İşte geldik. Aa, hoş geldin. Birazcık reklam. Böyle güzel, şık tasarımlar yapan bir arkadaşımızın yerindeyiz. Sana nasıl ulaşsınlar? Erenler Belediyesi'nin, Yeni Belediye'nin yalnız caddesindeyim. Evet. Deca Aşapobi. Tamamdır. Bekliyorum. Biz bir kahvaltı yapalım. Şimdi bazı değişik işler yapıyoruz. Hesaplar, kitaplar bitti. Burayı çekmedik. Burada neler var? Bunları göstereyim. Hayatımda bir makinesi var. Buraya adamı yatırıyorsun. Dövme yapıyorsun. dövme yapıyorsun burada. Lazerle kazıyarak yazarak. Ha, buraya dövüyorsun. Adamda bir boy var 2 metre. Olamadım kanka da. 1.92. Ben böyle bakıyorum ona. 1.92. Bak böyle çerçeveler var aslında. Hoşunuza giderse beğenirsiniz. Tabii bunlar ham halleri. Bunlar boyanıyor. Ya da isterseniz boyasız olarak da gönderilebiliyor, değil mi Ferhat? Tabii istediğiniz şekilde. Boyasız da veriyorum. Bazıları çünkü kendisi boyamayı daha çok tercih ediyor. Daha güzel olur diyor. Böyle de çerçeveler var. Aynen. Böyle bir şey alabilirsiniz. Bunu başka şekilde de kullanabilirsiniz. Burada sunum... Ne bunlar? Sunum tahtaları. Onlar kesim tahtası. Kesim tahtası. Sunum tahtası olarak da kullanılabilir. Firmanızın ismini, sevdiklerinizin ismini yazdırabilirsiniz üstüne. Yani üstüne istiyorsanız resminizi yaptırabilirsiniz. Tabii canım. Öyle bir seçeneğimiz de var. Plaketimiz var. Ahşap plaket. Yılın en iyi abisi. Yılın en iyi abisi ne diye. Buraya istediğiniz şeyi yazdırabilirsiniz. Ablasına, sevgilisine, abisine. Gelin biz yapalım. Biraz çalışalım bakalım neler olacak. Ne yapacağız? Makinenin kapağı açıldı. Ondan sonra devam ederiz. Bakacağız. Neler olacak, neler bitecek. Hadi bakalım. Çok yoruldum. Saat kaç? Saatim çalışmıyor. Saat 11.30. Daha dükkana gideceğim. Öğrencim var. Daha atölyede devam edeceğiz. Bakayım şu işleri bir bitireyim. Bundan sonra bir şeyler yapacağız. Tamam. İşimizi bitirdik. İş bitti ve Yunus gidiyor. Ben gidiyorum. Ben artık gidiyorum. Hadi bakalım. Aldık malzemelerimizi. Deneysel çalışmalarımızı yaptık. Bakalım neler olacak.
Bakacağız. Ferhat'cığım görüşürüz. Görüşürüz. Herkese selamlar. Dükkana çaya bekliyorum herkese. Çaya bekliyor. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şimdi gidiyoruz. Arabamıza bindik. Ya bu yanlara orada araba park etmek nedir ya? Nedir yani bu araba? Bak bir de biniyor burada arabası. Haydi bakalım. İşte geldik, buradayız. Ekranımızı bir döndürelim. Şunu bir ayarlayalım. Atölyeye geldim. Bunları kapatalım. Şunları açalım. Daha düzgün bir ışığımız olsun değil mi? Işığım var. Mesajlar geliyor. Bunu da yeni çalışmamız. Ferhat'la işte yaptığımız. Burası benim neylerimi yaptığım tezgahım. Şöyle. Biraz atölyeyi göstereyim mi size diğer yerlerinde? Bir bakalım bakalım neler var diğer yerlerde. Şimdi. Ah yüzüm hiç çıkmıyor. Burada bir mutfağımız var. Biraz dağınık. Burası bizim sahnemiz. Şöyle diğer ışıklarını da açarsam daha rahat görürüz. Burası bizim tiyatro sahnemiz. Adapazarı'nda tek tiyatro sahnesi. Özel tek tiyatro sahnesi bizim. 5,5 metreye 2 metre bir sahnemiz var. Şu tarafta ufak bir kulisimiz var. Şu an görünmüyor muhtemelen. Orayı da gösteririm. Böyle bir logomuz var. Uray Sanat Atölyesi. Burada bir ışığımız var. Dekor ışığımız. Böyle bir köşesi var Özlem'in burada. Girişte hemen sağda. Böyle logomuzun da olduğu. Ve bizim daimi ulaşım aracımız bisikletimiz. Öbürü de evde iki tane bisikletimiz var. Burası da biraz dağınık şu an ama kusura bakmayın. Burası bizim aynalı sınıfımız. Burada Özlem tiyatro, işte drama ve oyunculuk derslerini burada yapıyor. Burada bir bilgisayar ekipmanımız var. İşte ses kayıtlarımız oluyor vesaireler oluyor. Onları burada alıyoruz. Onu da bu arada çalıştıralım. Şimdi atölyeye geçelim. Atölyeye geçtik. Bu arkadaşı tekrardan yerine bırakalım. Ben şuraları bir toplayayım. Siz buraları hızlı bir şekilde göreceksiniz. Atölyedeki işleri bitirdik. Şimdi ney dersindeyiz? Bugün öğrencim Berat'la şimdi bir ders yapacağız. Berat merhaba. Merhaba hocam. Hadi bakalım. Biz bir şeyler üfleyeceğiz. Bir dinleyin bakalım oluyor mu olmuyor mu? Siz karar verin. Thank you.
Güzel miydi? Ay ay ay. Hadi bakalım nefesine saygın. Berat, geleceğin neyzen adaylarından. Hadi bakalım. Olacak bir şeyler. Gümbür gümbür geliyor. Şunu biraz önümüze çekelim. Berat'a daha yakından görelim bakalım. Ne hakkında neler düşünüyorsun? He? Çok zor bir şey ama çok eğlenceli. Şunu bir ayaralım. Çok güzel. Çok zor, çok eğlenceli. Evet. Hadi bakalım. Devam edeceğiz. Kapı çalıyor. Bak, düzenli öğrenci. Dosyasını yapmış. Aferin sana. Çoğu buruş buruş nota kağıtlarıyla geliyor. Kıvırmış, ney çantasının içine koymuş. Berat'a buradan teşekkür ediyoruz. Aferin sana. Şimdi dersimizi bitirdik. Berat'a yolcu ediyoruz. Hazır mısın? Hazırım hocam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bir hoşça kal de. Hoşça kal. Şimdi dostlar, dün video yarım kaldı Berat'ın dersinden sonra. Bugün devam edeceğim videoya. O yüzden bu hatırlatmayı yapayım dedim. Yani üstündeki kazak niye değişti diye soranlar için olursa. Şimdi bugün bir iki dersim daha var. Hatta şu an saat 12.30. Sabahtan beri atölyedeki işlerimi hallettim. Şimdi buradan arkadaşım Mustafa'nın yanına gideceğim. Onun müzik atölyesinde bir öğrenci var. Onunla bugün ney ders yapacağız. Bu hafta hazırlamam gereken neyler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunları hazırlayacağız. Burada da sırasını bekleyen arkadaşlar var. Bunlar da zamanı gelince olacaklar. Ortalık biraz dağınık. Kuşlar yine yerinde. Rabiyosuz çocuklar. Hadi gidelim. Mustafa'nın oradaki dersimizi yapalım. Oradan bir daha atölyeye döneceğiz. Bugün çok işimiz var. Daha benim öğrencilerim gelecek. Akşam saat 8'e kadar dersim var bugün. Hadi bakalım. Mustafa'nın oraya bir gidelim. Orada görüşürüz. Evet. Hocam hoş geldin. Piyano odana getirdim. Mustafa'nın oraya geldik. Burada dersimiz var bugün. Depoya indireceğiz ama. Mustafa'cığım merhaba. Merhaba, hoş geldin. Çok yoğun bugün. Bugün yoğun biraz. Bugün çok saçma bir yoğunluğu var bugün. Bana bile adam hoş geldin diyemedi. Alo. Efe burada. Hoş geldiniz Mustafa. Efe'miz burada. Her gün bizim orada. Burası da Mustafa'nın müzik dükkanı. Tekin Müzik Atölyesi. Sakarya'da olanlar burada. Bak, çay burada ne var? Mi, çay içtin mi? İçeceğim şimdi çayımı. Aa bak, sana göre bardak vermişler. Evet, tombul bardak. Tam beni yansıtan bir bardak olmuş. Ben arayınca da böyle oluyorsun bak. Evet. Bilmiyorum artık. Şimdi bir çayımızı içelim. Sonra derse gideceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Yeni bir ürün geldi. Tekinmüzik.com. Böyle equalizer'lı yapmışlar da. Bakayım. Bak, böyle equalizer'lı yapmışlar. Aa. Çok güzel olmuş. Hem akustik çalabiliyorsun, hem de elektrik çalabiliyorsun. Şu eşiğini oturtmaya çalıştım ama biraz yüksek kaldı. Galiba bu alta gelecek ya da bunu törpülememiz gerekecek. Ona o bakıyordum. Eşik şey mi? Sesi algılayan o eşik mu? Altı dediğimiz eşik sistem. Altı dediğimiz, evet. Acaba değil mi? Çok yüksek değil mi? Çok yüksek. İşte onu bakacağım birazdan. Yapmış el alem amcamın oğlu. Biz de satacağız. Hadi bakalım. Siz ne yaptınız? Ne yaptık? Dersimizi yaptık. Bitirdik. Atölyeme gideceğim. Ben her şeye uyuyorum. Ben de uyuyorum saçlarım da. Saçlarım düzgün mü? Az kalan saçlarımı düzelteyim. Az kalan. O zaman ben gidiyorum. Nereye? Dükkanıma. Daha iki tane öğrencim var. Onun dükkanı i̇şte var. Ona çok teşekkür ederim. Bana bu zor dönemde destek oluyor. Sağ olsun. Eyvallah. Uray bir Ney Sanat Atölyesi'ne. Hep birlikte birbirimize destek oluyoruz. Happy. Hepinizi seviyoruz. YouTube kanalını beğenin. Adam çok güzel videolar yapıyor. Canınız sıkılınca izleyin özellikle, çok eğleniyorsunuz. Yüzünüzde saçma salak videolar yapıyoruz işte. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Bakalım. Adapazarı'nda ya da Adapazarı'nda bile olmanıza gerek yok. Dünyanın her yerinden tekinmüzik.com'dan sipariş verebilirsiniz. Biz global bir şirketiz. Evet. Aklınıza gelebilecek bütün enstrümanlara buradan ulaşabilirsiniz. Her şeye ulaşabilirsiniz. Ha, bu arada benden kredi kartıyla hocam alışveriş yapabiliyoruz mu falan diye soranlar oluyor. Bende öyle bir sistem yok ama Mustafa'ya özel yaptığımız neyler var. Daha doğrusu aynı neyleri Mustafa'ya da yapıyorum ama standlarımız neylerimiz, ve neylerimiz tekinmüzik.com'dan kredi kartıyla alışveriş yapabilirler.
Onları da hem neye askılıklarını hem neyleri de yine ben yapmış oluyorum. Ama ben direkt kredi kartıyla satış yapmıyorum. Ney oraydan alınır. Evet. Tekin neyi müzikten ödenir. Aynen öyle. Neyi biz yapıyoruz buradan alıyorsunuz. Bakalım. Hadi görüşürüz zaman gidiyorum. Görüşmek üzere. Evet. Atölyeye geldim şimdi. Elimizde birkaç iş var. Onları yapacağız. Onları bir halledelim. Buraları ben size hızlandırarak gösteririm. Dostlar, yaptığım ürünü size çok göstermek isterdim ama çok uzun vakit alacak. Bu arada bir dünya işim var, daha öğrencilerim gelecek. Birkaç yere gitmem lazım. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizden destek bekliyoruz. Bu bir deneme videosuydu. Eğer bunda olumlu dönüş alırsak buna devam ederiz. Bu bir Neyze'nin günlüğü gibi yapacaktım ben ama bir atölyecinin günlüğüne dönüşen bir Neyze'nin bir günlüğü oldu. Oradan oraya koştur, oraya git, buraya gel, derse gir, dersen çık. Daha neyi yapımını gösterecektim ama ciddi anlamda video çok uzun alacak. O yüzden şimdilik onu bir dahaki videoya bırakıyorum. Bu arada çok yakında bir ney çekilişimiz olacak. Bunu unutmayın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Güzel bir ney vereceğiz buradan. Bir kişiye diye düşünüyorduk ama sanırım iki kişiye ney vereceğiz. Bu bir Mansur ney olacak, bir de kız ney olacak. Instagram sayfamız şurada yazıyor. Uray Sanat Ney Atölyesi. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.